yeni bir durum ortaya çıkarabilir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. 7 göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o
bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru, önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler. Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. Amin. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti. Ve o İçtenlikle itaat edenlerdendi. Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun, Tegabun, Talak ve Tahrim surelerinin yer aldığı 28. cüzün mealini dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Evet. Arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp durum gibi yerlerde de, platformlarda da linki paylaşırsanız mutlu oluruz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a Celle Celaluhu emanet olun. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
daimen ebeden.